Hadi kapat. Ya hayır, sen kapat. Ya sen kapat. Ya Sadi olmaz, sen kapat. Ben kapatamam ki, sen kapat. Ya sanki ben kapatabilirim Sadi. Hadi sen kapat. Bak o zaman aynı anda, tamam mı? Bir, iki, üç. Ya ben kapatamadım. Ben de şey yapayım bak bu sefer o zaman. Beşe kadar sayalım, tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Ya yine kapatamadın ya. Ne oluyor içeride kız? Ay kapatamadılar bir telefonu. Görgüsüz, bilgisiz adam sevgili yaparsa olacağı bu. Halbuki ne güzel. Gelecekti bana, hala diyecekti. Ben evleneyim artık diyecekti. Ben de ona münasip birisini bulacaktım, olacaktı bitecekti. Ama yok, illa gidecek sevgili bulacak. Flört yapacak. Sonra kız terk edecek bunu. Ondan sonra bu ağlayacak, sızlayacak. Bana geri gelecek. Hala ben evleneyim. Halbuki ne gerek var? Değil mi? Ya hala bırak Allah aşkına, çocuk öğrensin bisiklete binmeyi. Sonra sen alacaksın bir bisiklet, hadi sür diyeceksin. E çocuk daha önce hiç sürmemiş, ne bilsin? Düşecek, kanatacak bir tarafını. Ya bırak sen kendi haline, karışma. Tamam, karışmıyorum, tamam. Ne zaman biter bunun telefonla işi? Vallahi tahmin etmek oldukça güç. Gece 11'den beri böyleler. Ay kapatamadılar bir türlü telefonu, ezikler. Ay tamam Zehra, sana da kızıyorduk bisiklet koleksiyonun var diye ama... sen telefonu kapatmayı beceriyordun en azından kızım. Ay yok, bunda hiç iyi durmadı sevgili olayı. Hiç. Ne yapsak Zehra? Ya yok, karışma sen. Aman karışmıyorum. Tamam. Bak bir bakayım, bitti mi şu konuşma? Ay hala abarttın ama, taktın mı takıyorsun ha? İşimiz var kızım. Canım. Cicim. Oğlum. Peteğim. Sel boynu bal yazmış. Adı Vasfiye. O ne be? Yani Sadi, sen şimdi sadece Selvi Boylum deseydin al yazmalım diyecektim ama ikisini birden söyleyince o film geldi aklıma. Ya yemin ediyorum ruh ikizimsin sen benim ya. Vallahi billahi ruh ikizimsin. Ama geciktin Sadi. Daha çok gecikeceksen yemek söyleyeyim ben. Nereye geciktim ya? Yo ben yoldayım. Daha var hem ya. Nasıl var? 20 dakikada bekliyorum seni. Neyi bekliyorsun? Niye bekliyorsun ya? E mesaj attın ya, yemek yiyelim dedin. Dedim mi? Demedim. Demişim o zaman. Ama sete gidiyordum ben. Demek ki sana geliyormuş. Ha. Allah Allah, aç da değildim ama. Yo yo, açmışım demek ki. Çok açmışım ya. Vallahi çok acıkmışım. Tamam, ben geliyorum hemen. Haydi görüşürüz. Arkadaş benim yine kafam mı üştü ya? Türkiye güzeli bekliyor lan. Fıtı 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 fıtı. Pardon, fotoğraf çekebilir miyim? Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Resim falan çektirecekseniz. Resim çekilmez, yapılır. Fotoğraf demek istedin herhalde. Olur, fotoğraf da çektirebiliriz. Aferin, güzel kızmışsın. Teşekkür ederim. Siz kimsiniz acaba, tanışıyor muyuz? Tanımıyorsun, tanıyacaksın. Çok derin çatışmalarımız olacak. İyi ezberle bu sıfatı. Bazen sen alttan alacaksın, bazen ben alttan alacağım. Çoğu zaman kızacağız birbirimize, birbirimizin arkasında konuşacağız. Oo, neler yaşayacağız. Ama birlikte çoğu zaman düşman çatlatacağız. Akraba gibi olacağız kız. Anlamadım ben. Hiçbir şey anlamak zorunda kalmayacaksın artık. Ben söyleyeceğim sana anlaman gerekenleri. Rahat ol. Birlikte koca bir ömür geçireceğiz. Sen benimle çok iyi anlaşacaksın ve bundan sonra mutlu bir hayatın olacak. Polise haber vereyim mi hanımefendi? Verme yavrum, niye veriyorsun? Sadi'nin halasıyım ben. Efendim? Ben diyorum, Sadi'nin. Hala! Hah, ben de onu diyordum işte. Hala, senin ne işin var burada? İşimi yapıyorum ben Sadi. Zeynep kusura bakma, bu benim halamıma burada ne iş yaptığına dair en ufak fikrim yok. Sadi, halam bana evlenme teklif etti sanırım. Nasıl ya? Ya yok yok, yanlış söyledim de halalık teklif etti. Ama ben daha buna hazır değilim, biz daha yeni tanışıyoruz. Yok yavrum, ne evlenmesi? Sen çok daha iyilerine layıksın. Hem çok güzel kızsın. Bu kapıcı idare edemez seni. İki günde ele güne kapatır. Bak sonra... Oha ya, sen ne yapıyorsun burada? İşimi yapıyorum Sadi. Ya Sadi, ben evliliğe hazır değilim. Yani böyle düşündüğünü de bilmiyordum, daha çok erken. Böyle düşünmüyorum ya, nereden çıktı? Ya lafa bak, hizaya gel. Evlenecek kız değil mi diyorsun yani Zeynep için? Ulan ne alakası var? Ne evliliği? Nereden çıktı bunlar ya? Söyle bana, kim Saadet'imi kıskandı da seni tetikçi olarak yolladı? Anam mı Zehra mı? Söyle. Yok Sadi, duydum ki Zeynep Hanım kızımın menajeri gitmiş. Madem gitmiş dedim kendi kendime, neden en iyisinden mahrum kalsın? Kalktım geldim. Tam menajerlik teklif ediyordum, sen geldin. İyi de benim menajerim var. Araştırdım ben onu, beş para etmez. Zeynep kalktı diyor, salam kendini. Hesabı alabilir miyiz? Yani kusura bakmayın, böyle tanışmak istemezdim. Bak kızım, iyi düşün Zeynep. Seni yıldız yapar, yıldız. Allah,
Zeynep zaten yıldız. Ay bir karışma sen, lafı olmuyor. Galaksi yaparım o zaman ya. Allah Allah. Kızım benim elimden her iş gelir. Senin layık olduğun menajer benim. Bir dakika çocuk. Sen demin Zeynep Hanım'la fotoğraf çektiren delikanlı değil misin? Evet. Ha, utanmadan bir de hesap mı getiriyorsun? Utanmadım. Sen o fotoğrafı çekeceksin, büyüteceksin, buranın duvarına asacaksın. Sonra da Zeynep Hanım burada yemek yiyor diye reklam yapmayacaksın mı? Yapacak mıyım? Yapacaksın tabii. Sen hem reklam yap hem de gel üstüne hesap iste. Oldu mu şimdi? Eğer benim de adım halaysa ben bu hesabı ödemem arkadaş. Ben öderim. Koy o parayı cebine Sadi. Adam hem reklamını yapsın hem üstüne para mı verelim? Ben ödeyeyim o zaman. Sana ödetmişler ödetecekleri kadar kızım zaten. Bundan sonra hesap hesap ödemeyeceksin. Kimse benim anlaşmalı oyuncumdan hesap hesap alamaz kardeşim. Peki bizden olsun o zaman, özür dilerim. Al bakalım çocuğum. Zeynep kızım. Ne zaman atıyoruz imzaları? Allah ya. Allah Allah. Niye herkes bize bakıyor ya? O kadar gözlük taktık. Tanıdılar mı yoksa? Sana bakıyorlardır Sadi. Benim gözlük bayağı büyük. Beni tanıyamazlar. Tabii kardeşim. Kadın Türkiye güzeli. Bu güneş gözlükle sıvanır mı? Bana mı dedin? Şey diyorum ya. Hani ben sana arabana gerek yok dedim ya. Sen de şoförüne izin vermişsin. Evet. Yani ben ona değişiklik olsun diye söyledim ama bence senin arabana da binebiliriz yani. Tanınmayacaksak tabii. Ama sen seviyordun otobüsleri. Halkınla yakın oluyordun ya. Ya ben gene tek binerim de halk henüz sana hazır değil Zeynep. Teyzelere bak ya. Onlar bile yiyecekmiş gibi bakıyor. Onlar bana mı bakıyorlar? Yasin'e biniyorsun ya, tanıdılar sana bakıyorlar diye ben. Yani tabii o da olur. Yağlama kusuruna bakmıyorsun değil mi? Benim telefonumdan mesaj atmış sana. Yani amatör menajer de kendisi. Heves etmiş işte. Ya benim menajerlerimi annem seçiyor Sadi. Ben ne desem boş şimdi. Sen bir şey deme zaten ya. Yalnız bak, halamdır diye söylemiyorum. Başarımın önemli bir kısmını ona borçluyum. Hangi başarının? Filmde oynuyorum ya ben. Ha evet. Gümrük memurluğundan zirveye giden yolu o aydınlattı aslında bakarsan. Çok iyiymiş. Gerek müdahaleleriyle, gerek müdahalesizlikleriyle adeta bir direksiyon oldu. Sürdü beni kadın ya. Canım benim ya. Tabii tabii. Böyle menajer az bulunur Zeynep, sıfırdan zirveye. Senin menajerin ne yapmış ya Allah aşkına? Sen onu söyle bana. Yani beni tezgahta keşfetti. Güzellik yarışmasına soktu. Kazanınca da modellik yaptırdı. Bu diziye baş kadın diye soktu. İki filmde küçük bir rol buldu. Biri yazılı basında, biri tüm Türkiye'de reklam ayarladı. Sen de onu kovdun. Yani sahne sayısını anlaşamadık. Ama senin halan da bayağı iyiymiş. Ben bahsedeyim anneme. Yok ya, olur mu? Boş ver ya. Ben öylesine söyledim. Yarı amatör sonuçta. Peki. Teyze önüne dönsene ya.